Şuna bak. Her tarafım hala tezek kokuyor. Tanrım. Nerede bu parfüm? Ne şimdi oldu? Bütün suç benim. Maytapları hanımefendinin arkasına ben bağladım. Bu evin hizmetçisi beni bu kadar aşağılıyorsa, o zaman bu evdekiler beni her an kapının önüne koyabilirler. Dün de Tapki beni evden kovmaya çalışmıştı. Dolly, aklını başına al. Bu evdeki yerini sağlamlaştırman gerek. Ve bunu da ancak Samar yapabilir. Bunny, sen benim oğlum Samar'la evlenmeyecektin. Ama evlendin. Sonuçta sen de bu ailenin bir torunuydun. Ama sen bu dünyadan gittin. O yüzden oğlumla asıl evlenmesi gereken kişi evlenecek. Tina. Şimdi Muna Tina'dan uzaklaşacak ve Samar Tina'ya yaklaşacak. Anne, babam önemli bir iş için dışarı çıktı. Saat ne kadar geç ama, öyle değil mi? Bir iş için köye gittiler. Bana kalırsa bu gece orada kalırlar. Tamam, şöyle yapalım. Ben bu gece seninle uyuyayım. Ne gerek var Tapki? Anne, eğer gece bir şeye ihtiyacın olursa ne olacak? Tapki kızımın yüzü değişmiş olabilir ama kendisi hala aynı. Bu insanlar bunca yıldır Tapki ile yaşıyor. Onlar onun Tapki olduğuna inanıyorken ben neden inanamıyorum? Bu ihtiyarın hiç de utanması yok. Ne zamandır masaj yapıyorum ama o bir kere bile kızım yeter bırak artık demiyor. Tapki bu evdeki herkesi çok fena şımartmış. Anne, iyi geldi mi? Çok iyi geldi kızım. Peki biraz da masaj yapayım mı? Hayır yeter. Elin yorulmuştur artık. Hadi gel. Gel de yanımda uyu. Hayır anne. Sen uyuyana kadar ben uyumam. Ben uyurum şimdi kızım. Hadi sen de gel ya. Hayır, hadi. Önce sen uyu, sonra da ben uyuyacağım. Tamam, uyuyorum. Bu sadece bir başlangıç. Lovely neler yapacak? Yakında hepiniz göreceksiniz.
Ne düşünüyorsun? Senin paranda gözüm olduğunu mu? Benim istediğim şey para değil. Bir defa sahneye çıksam, bir defa dünyanın parasını kazanırım. Para istemiyorum ben. Başka bir şey istiyorum. Ve o da senin dünyan. Ben senin dünyanı almaya geldim Tapki Pande. İşte bu yüzden tüm dünya seni yanda biliyor. Senin o güzel yüzünü başka bir yüze değiştirdim. Ama sevdiklerin bu gerçeği bilmiyorlar. Senin hala yaşadığını bilmiyorlar. Oysa yüzün değişmedi. Hala aynısın. Sadece kaderin değişti. Ve onu da ben değiştirdim. Bu Lovely artık sen oldun. Tapki olup senin yerine geçtim. Sen burada bekle. Ben de senin neyin varsa neyin yoksa alayım. Senin sevdiğin her ne varsa. Senin kimliğini, aileni, ününü, adını. Ve hatta aşkını. Senin aşkın bundan böyle Lovely'nin olacak. Ama ben anlamadım. Bu nasıl oldu böyle? Ne zaman Tapki ile ben burada uyuduk? Şu hale bak. Bir gün evden gittim. Hırsızlara gün doğdu. Ben gidip polise haber vereyim. Ne kadar çok para varmış. Hırsız artık milyoner olmuştur. Keşke baştan aklıma gelip parayı ben alsaydım. Bunu kim yaptıysa umarım sonunda belasını bulur. Hiç utanmadan gelip beni soydu. Dur Dolly, sen şimdi sakın... Basundura, senin evin bizim de evimiz sayılır. Ama o kurtulamayacak, kesin yakalanacak. Anne, Tapki, siz bir şey duymadınız mı? Tapki, sen hiç derin uyumazsın ki. Her sese uyanırsın sen. Sen nasıl duymadın? Evet. Hırsız o kadar iyiymiş ki ben bile hiçbir şey duymadım. Ne zaman senin Tapki olduğuna inanmaya çalışsam, olay tamamen değişiyor. Tıpkı bugün senin bu hırsızı duymaman gibi. Bu kasayı daha yeni boşalttım canım. Şimdi gör bak, sana dersini nasıl veriyorum. Paralarım gidince ne çok gerildim. Soyulduk gitti. Biliyorum. Ama şikayet ettiğimiz için her şeyi geri alacağız. Hiçbir şeyi geri alamayacağız kızım. Alamayacağız. Bir şeyi bir kere kaybettiysen geri alamazsın. Bak kızım. Mesela Samar. Sen onu da tamamen kaybettin. Son günlerde çok şeyimizi kaybettik ama mülk, ev, hisse, banka hesabı. Bunlar hala elimizde. En azından onları koruyalım. Kızım, sana bir şey önereyim. Sen her şeyi kendi adına transfer et. Böyle bir şey yapmaya ne gerek var? Yani ben onların kızıyım. Her şey benim zaten. Bu doğru. Ama bak neler oluyor. Böyle şeylerin zamanı olmaz kızım. O elindeki nedir? Hiç, bir şey değil kızım. Hiç mi? Göstersene bir bakayım. Benim oğlumun nasipsiz, zavallı çocuk. Bak, siz ikiniz birlikte ne güzeldiniz. Birbiriniz için yaratılmıştınız. Sizin aşkınız nazara geldi. Keşke ikiniz tekrar bir araya gelebilseniz. Ama sen artık Munay'la evlisin.
Bu artık nasıl mümkün olur? Sen ne yapıyorsun? Teyze. Ne oldu teyze? Tina'nın nesi var? Yani sanki biraz böyle üzgün görünüyordu. Bunny yüzünden. Neden olacak? Baksana. Bunnycik ne kadar güzel görünüyor. Seninle evlenecek diye ne kadar da mutluydu. Sen de onu çok seviyordun değil mi? Ama sonunda Bunny yerine Tina ile evlendin. Hepimizin hayalleri yıkıldı. Neyse. Ne yapalım artık? Gör bak şimdi neler olacak oğlum. Ben Tina ile ikinizi ayıracağım. Ve Tina yine Samar'la evlenecek. Sonra da Tina mallarını Samar'la paylaşacak. Ve tabii ki benimle. Hisset Lovely, hisset. Hadi Lovely, hazırlan. Yaşlı kadın geliyor. Bunny. Senin için ne çok şey yapmak istemiştim. Ben seni çok seviyorum kızım. Ben hep çocuklarım için yaşıyordum. Sen neden gittin Bunny? Anne. Neden önce iyiler aramızdan ayrılıyorlar? Haklısın anne. Bunny çok iyi bir kızdı. Hayattayken her zaman yalnız ailesini düşünürdü. Ama o sert kabuğunun altındaki gerçeği görmem... Ancak onun kocası olduğum gün... mümkün olabildi. Gördün mü Bunny? Duydun mu? Herkes seni ne kadar çok seviyor. Ve ben... Ben artık sensiz yaşayamam kızım. Ben seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Beni dinliyor musun Bunny? Anne, şu an her neredeyse beni dinliyordur değil mi? Evet kızım. Bunny şimdi her neredeyse kesinlikle seni dinliyor olmalı. Ve muhtemelen çok da mutludur. Gerçekten mi? Anne, anne... Sen de Bunny'ye bir şeyler söyle. En çok onu sevdiğini söyle. Bu onu mutlu edecektir. Hadi söyle. Bunny. Kızım seni çok seviyorum ben. Sen benim en çok sevdiğimsin. Benim bu dünyada senden daha çok sevdiğim hiç kimse yoktu kızım. Ben sadece seni sevdim. Sen en sevdiğimsin. Benim bu dünyada senden daha çok sevdiğim hiç kimse yoktu kızım. Yaşlı kadını nasıl da kandırdım. Tina bu ses kaydını dinlediğinde üzüntüsünden yıkılacak. Ne yapıyorsun sen? Dikkat etsene. Her seferinde bana bir sorun çıkarıyorsun. Bu pahalı telefonu düşürttün bana. Bunun içinde... Bunny'nin... anıları vardı. Onun fotoğrafları... Onun görüntüleri.
Tapki, üzgünüm ver. Bunu bilerek yapmadım. Tamir ettireceğim, söz veriyorum ama önce ben senden bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceksin? Gel de kendin gör. Hadi vur şunları. Sana bunları vurmayı Bihan öğretmemiş miydi? Bak işte yine başladı. Bana bir dakika huzur vermiyor. Sen hala benim Tapki olduğuma inanmıyor musun? Ben inandım ama kalbim buna hazır değil. İkna olmak istiyorum. Al, hadi. Saçmalık. Tapki olabilmek için daha neler öğreneceğim? El yazısını öğrendim. Onun gibi kekelemeyi öğrendim. Lovely. İşte bugün oyunun sona erdi. Neden? Seni neden ikna edecekmişim ha? Sen kimsin de benden şüpheleniyorsun? Bir an mısın? Söylesene. Sakın unutma. Seni bu eve ben getirdim. Ve istersen buradan gidersin. Seni buraya Bunny için getirmiştim ama artık Bunny de yok. Peki senin burada olmanın anlamı ne? Hayır. Hayır, ben bunu yapamam. Çarem yok. Çünkü bütün aile seni Bihan sanıyor. Ben bu evdeki kimsenin kalbini kıramam. Ve sen de benim bu mecburiyetimden faydalanıyorsun. Benim onların gelini olduğumu unutma sakın. Ben zaten bir anı kaybettim. Bunny'yi de. Neden bana daha çok acı vermek istiyorsun? Ben seni ikna etmek istemiyorum. Duydun mu beni? Sen ne istersen onu düşün. Tapki! 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 İşte şimdi senin de zayıflığını buldum. Senin yanında üzgün numarası yaptığım sürece bana şefkat göstereceksin. Ve şüphelenmeyeceksin. Benim sinirimi bozdun. Şimdi bana hizmet et bakalım. İyi misin? Sen burada dinlen, ben gelirim. Tapki! 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 Tapki ne oldu? İlaç! İlaç! Aa Tanrım! Tapki burada kriz geçiriyor. Evet, doktor kazadan sonra bunun olabileceğini söylemişti. Bir ilaç vermişti ama bulamıyorum. Aa Bihan! Onun ilaca ihtiyacı yok. Şunu koklasın yeter. Bekle. Bayan Dolly. Bekle de gör. Bak Dolly'nin ilacı nasıl faydalı. Tapki, Tapki. Şşş, şşş. Hadi kokla şunu. Hemen iyileşirsin. Sen de şişko. Çorabını suratıma mı koyuyorsun? İyi misin? Ne oldu bana böyle? Küçük bir kriz geçirdin, gördün mü? Bir an hemen iyileşti. Hadi bir daha kokla. Bayan Dolly. Ben iyiyim. İyileştin.
Dolly. Senin yüzün neden bu kadar yağlı? Biraz buhara gireyim de yüzün parlasın. Hem zaten burada pahalı malzemelerin hepsinden var. Buranın yeni sahibi ben olacağıma göre hepsini kullanabilirim. Aptal, önce yüzünü yıka. Ev sahibi mi? Keyif yapacaksın, öyle mi? Buhar yapacaksın. Şimdi sana gününü gösteririm. Al bakalım buharı senin şişko. Bunu hak ettin sen. Şimdi görelim. Lovely'nin sevgisi güçlüdür ama öfkesi daha da güçlüdür. Dolly çok güzel olacak. Dolly çok güzel olacak. Dolly çok güzel olacak. Evet, Dolly geldi. Evet. Senin yüzüne ne oldu? Bir şey yok. Ufak bir alerji sorunu sadece. Dolly. Kendine biraz dikkat etmelisin. Senin için çok endişeleniyorum. Her gün başına bir şey geliyor. Sorun değil, sorun değil. Sonuçta evimdeyim. Ben nerede oturayım? Şuraya oturayım. Hepimizden önce güzel kızım Tina'ya ver. Demek torununu sürekli şımartıyorsun ha? Yaşlı kadın, sen bekle. Kısa süre sonra birbirinizden ölesiye nefret edeceksiniz. Vay 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 Tapki kızım, yemeğin gerçekten çok güzel evet, olmuş. Evet anne, tadı gerçekten çok lezzetli. Neden olmayacakmış? Benim Tapki'min elleri sihirlidir. Tabii tabii. Bu sihirli ellerimle telefonu tuttum ve dışarıdan yemek söyledim. Saflar. Beni Tapki gibi hizmetçilik yapacak mı sandınız? Ben size karşılıksız bir şey yapar mıyım? Tapki kızım, hiç tatlı yapmadın mı? Tabii baba. Sütlaç yaptım. Mı? Hemen gidip getireyim ben. Merhaba amca. Yanlış zamanda geldim galiba. Bay Mişra, gel gel hadi. Gel geç otur. Hayır hayır, teşekkür ederim. Söyle bakalım, buraya neden geldin? Amca, aslında ön ödemeye ihtiyaç var. Fabrikanın ham maddeleri hazırlandı ve ödeme yapacağız. Cihan. Benimle bir gün geçirirsen seni yığınla paraya boğarım. Lovely? Lovely burada mıydın? Tanrım. Bu buraya nasıl geldi? Kime Lovely diyorsun sen oğlum? Teyze, işte bu Lovely. Yanlış anlaşılma var. Öyle mi? Ben mi yanlış anladım? Beni geçen gece tokatladın ya, unuttun mu? Sen ne saçmalıyorsun böyle? Ben seni tanımıyorum. Ve seni ilk defa görüyorum ve sen... Niye yalan söylüyorsun? Yalan söylemiyorum. Sen bir dansçısın ve tek gerçek de bu. Sen Lovely'sin. Sen Lovely'sin, doğruyu söyle.
O bizim ailemizin gelinidir. Tapki Bihan Pandey. Lovely değil. Tek kelime daha edeyim deme. Hadi çık git buradan. Affet beni amca. Sanırım ben karıştırdım. O Lovely değil. Özür dilerim. Bir dahakine dikkat et. Tapki. Tapki onların gelini. Bu nasıl olabilir? Ama o Lovely. Bu nasıl? Lütfen bana vurma. Bir hata yaptım. O Lovely değil. Öyleyse Lovely kim? Hiç kimse. Lovely diye biri yok. Az önce de dedim ya. Bir daha o adı ağzıma bile almayacağım. Lütfen vurma. Bak. Şimdi çok bilmişlik yapmana gerek yok. Sadece sorduğum soruya cevap ver. Yoksa seni öyle döverim ki kendi yüzünü tanıyamazsın. Anladın mı? Lovely kim? Bir dansçı. Hem de çok iyi bir dansçı. Öyle iyi dansçı ki belki su içmeden yaşar ama dans etmeden yaşayamaz. Dans onun hayatıdır, hayatı. Samar, sen burada ne yapıyorsun? Annem ona birkaç boş kutu götürmemi istedi. Ona bakıyorum. Ama benden de kutu istedi. Neden ikimizi de gönderdi ki? Neyse, yanlışlıkla söylemiş olabilir. Hadi bakalım. Tamam. Aha, yanlışlıkla değil. İkinizi de buraya bilerek gönderdim. Bilerek. Anlamadınız mı? Ha? Bir araya gelmenizi istiyorum. Bakın, şimdi bu iş hallolacak. Ne oldu Tina? Fare sana bir şey yapmaz ki, korkma. Kapıyı kim kilitledi? Biri yanlışlıkla kapatmış olmalı. Tamam. Hadi korkma sen. Şurada dur. Şurada dur sen. Sakin ol. Sana bir şey yapmaz. Güven bana, bir şey yok. Git. Çekil. Yürü. Thank you.
Evet, evet. Tanrım Dolly, nasıl düştün öyle? Sen çok alçaksın. Yani iyi misin demek istedim. Hadi kalk. Tanrım gel. Nasıl oldu bu böyle? Anne sen nasıl düştün? Öyle birden düştüm işte. Çok önemli değil. Siz neden geldiniz? Biri yanlışlıkla bizi depoya kilitledi. Neyse ki babaanne geldi de kapıyı açtı. Hadi gel ben seni odana götüreyim en iyisi. Telefonun. Aryan? Yine benden şüpheleniyorsun değil mi? Sırf benim telefonumda böyle şarkılar gördün diye. Aslında bunları Bunny yüklemişti benim için. Bir gün bana geldi ve dedi ki... Bu ne anne? Hep sıkıcı şarkılar dinliyorsun. Daha neşeli şeyler dinle. Ben senin için birkaç şarkı yüklerim. Sen de yüklediğim güzel şarkıları dinlersin dedi. Ama bak, o gün benim telefonuma yüklediği o şarkılar... Şimdi ondan kalan anılar oldu. Bana hala inanmıyorsun. Yüzünden belli oluyor. Pekala. Tamam. Hepsini sildim. İşte benim banimden kalan tüm şarkıların hepsini sildim. Artık benim Tapki olduğuma inanıyor musun? Ha? Oldu mu şimdi? İnandın mı Tapki olduğuma? Ha? Baba? Tinas, sen... Hala onun annem olduğuna inanmıyor musun? Neden bilmem. Ama inanmaya hazır değilim. Ne? Sargılarını gözümün önünde açtılar. Her şey gözümüzün önünde oldu. Ama böyle... Annemden şüphelenerek onu çok üzüyorsun. O seni hep desteklemişti. Ama sana en ihtiyaç duyduğu anda sen yanında yoksun. Bu yanlış. Lütfen ona bunu yapma artık. Öf Aryan, hiç peşimi bırakmıyor. Ama o bilmiyor ki. Lavlin'in sevgisi güçlü ama öfkesi çok daha güçlüdür. O Tina ile Vasundra'nın arasını açmak istemiştim ama benim tüm planlarımı berbat etti. Ne zamandır ondan kaçıyorum. Onun yüzünden telefonumdan sevdiğim şarkıları bile silmek zorunda kaldım. Bu benim telefonum. Ama ben onu sessize almıştım. Nasıl çalıyor bu? Alo? Lovely? Söyle söyle, çabuk söyle. Sana bir teklifim var. Bu gece dans edeceksin. Dans yüzünden burada başım belaya girmiş... Bu da kalkmış dansa çağırıyor. Dinle. Onlara bugün gelemeyeceğimi söyle. Tamam mı? Başka zaman gelirim. 250 bin istemez misin? Ya sen... 250 mi? Evet. Sadece bir gece için. İyi tamam. Geleceğim. Bana adresi gönder.
herkes uyudu. Ve Aryan babasının işleri için bu gece için şehir merkezine gitti. Şimdi dans edebilirsin Lavli. Yoksa o Aryan her şeyi berbat ederdi. Tabii ki. Sen de mi uyuyamadın? Saat gecenin bir yarısı. Hala buradasın. Aslında ben de uyuyamadığım için biraz yürüyüş yapayım demiştim. Ben de yürümekten zayıfladım neredeyse ama bir türlü uyuyamadım işte. O yüzden telefonumda bir şeyler izliyordum. Sen de gel de birlikte izleyelim. Çok eğlenceli olur. İkimiz de uyuyamıyoruz. Ne olacak ki? Çok güzel olmaz mı yani? Aslına bakarsan ben şu anda biraz uykum gelmiş gibi hissediyorum. Gidip uyumayı deneyeyim ha? Olur tamam. Kalkmaz artık. Öyleyse ben de artık dans etmeye gidebilirim. Ne dedin sen? Sen Tapki'sin. Ben Lovely'yim. Lovely benim adım. Sen Tapki'sin. Tapki Bihan Pandey. Pandey ailesinin gelini. Sen bana benim kim olduğumu mu söylüyorsun? Sen beni saf falan mı sandın? Paramı vermemek için deli numarası mı yapıyorsun? Hey! Paramı vereceksin tamam mı? Tapki sen... Neden bana Tapki deyip duruyorsun sen? Lovely benim adım. Ayrıca bu dans da bedava değil, tamam mı? Bana böyle numaralar yapma sakın, hadi. Ver çabuk paramı. Ama sen aynı Tapki'ye benziyorsun. Seni ahmak! Sakın Lovely'yi sinirlendireyim deme. Çünkü Lovely'nin sevgisi güçlüdür ama öfkesi çok daha güçlüdür. Hadi çabuk ver paramı yoksa seni buracıkta öldürürüm. Al. Sen neye bakıyorsun? Yürü. Çabuk git buradan. Hadi sen de.
bu Lovely aynı Tapkin'in yeni haline benziyor. Eğer bu gerçekten Lovely ise Tapki şimdi evde olmalı. Hemen eve gidip gerçeği öğrenmeliyim. Bu sefer bu Aryan denen adam başımı ciddi belaya soktu. Ondan önce eve gitmeliyim. Başka seçeneğim yok. Eğer yakalanırsam planlarım suya düşecek. Cadde. Pandey malikanesine gidiyoruz. Hadi. Bu ne acele hanımefendi? Gece daha yeni başlıyor. İsterseniz başka bir yere gidelim. Seni keseyim mi şimdi? Hayır, hayır. Yürü hadi, acele et. Çabuk yürü. Hadi. Hadi yürüsene, yeşil yandı işte. Hadi yürüsene, ne yapıyorsun sen? Ne antika bir şeymiş bu. İn aşağı, in. Ben kullanacağım, in aşağı. İn dedim sana. Senin yüzünden şimdi kestirmeden gideceğim. Gelmiş bu. Şimdi ne yapacağım? Lovely, acele et. Adım. O gerçekten Lovely miydi? İyi bari. Yoksa başım çok büyük belaya girecekti. Bunların hepsi senin yüzünden. Sen olmasan telefon gelmezdi. Telefon gelmese beni odağın seçen arayamazlardı ve başım belaya girmezdi. Tanrım, Aryan'a yarın ne yapacağım ben?